Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklarımız, efendim izin verirseniz öncelikle ev sahibi milletvekilimiz, Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ı buraya davet etmek isterim. Başkanım buyurunuz. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, değerli çalışma arkadaşlarım, Sayın İl Başkanım, tüm ilçe başkanlarımız, çok değerli diğer partilerin il başkanları, yöneticileri, değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, sayın belediye başkanım, burada olan tüm misafirlerimizi en içten duygularımla saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sayın genel başkanımızın çizdiği yolda yürümekten onur ve gurur duyuyorum. Sizlerin de haklarını Ankara'da savurmaya devam edeceğim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Uşak Milletvekilimiz Özkan Yalım'a çok teşekkür ediyoruz. Yine ev sahibi il başkanımız Ali Koraboy'u buraya davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, siyasi partilerin değerli il başkanları, sayın basın mensupları, ve çok değerli konuklarımız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, tüm il, ilçe örgütlerimiz sahadadır. Bir fiil çalışmaktadırlar. Bunun amacı şehirlerin kendi öznel sorunlarını tespit ederek ülke genelindeki sorunlarla özdeşleştirip bunlara çözüm önerisi bulmaktadır. Bu bağlamda bu da Uşak İl Örgütü ve tüm yöneticileriyle birlikte bizler hizmet için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. 3 4 Şubat'ta Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle 25 milletvekilimiz, 3 parti meclisimiz üyemizle Uşak'ta çok ciddi bir esnaf çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamızın ikinci ayağı Sayın Genel Başkanımızın şehrimize gelmesi, esnaf çalışması, çiftçi ziyareti ve şu anda da sizlerle buluşmadan ibarettir. Değerli arkadaşlar, biz dostlarımızla birlikte yaşanabilir bir Türkiye kurabileceğimize inanıyoruz. Etkin, verimli ve güzel bir toplantı geçeceğine inanıyor. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. İl Başkanımız Ali Karabay'a çok çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız öncelikle sizleri dinleyeceğiz. İl Başkanımızın moderatörlüğünde sizler yerlerinizden buyurduğunuzda, işaret buyurduğunuzda İl Başkanım söz verecek sizlere. Daha sonra Sayın Genel Başkanımız sizlerin de sorularına cevap verecek. Buyurun Sayın Başkan. Ee, evet, önce bir 5-6 tane arkadaştan soru alacağım. Daha sonra Sayın Genel Başkanımız bir değerlendirme yapıp sonra sohbetimize tekrar devam edeceğiz. Ben önce Esnaf Odası Başkanımız, esnafın en iyi sorunlarını bilen çok emekçi, çalışkan başkanımız Atalay Savaş'a sözü vermek istiyorum. Sayın Başkanım buyurun. Sayın Genel Başkanım, değerli misafirler, öncelikle ilimize yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı e, hepinize hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum. Efendim bildiğiniz gibi e, esnaf ve senatkarın sorunlarını yakından takip ediyorsunuz. Bunu gerek basından gerekse televizyondan izlemekteyiz. Uşak'ta da özellikle önem verdiğinizi biliyoruz çünkü yaklaşık bir ay önce esnafın bu zincir marketlerle ilgili Esnaf üzerindeki olumsuz etkilerini dile getiren ya da bir çalıştay hazırlayan Özkan Yalın vekilimizin bir çalışması oldu. İlgili 14 tane oda başkanımız burada o toplantıya katıldılar. Uşak'taki zincir marketlerin esnaf üzerindeki olumsuz etkilerini bir rapor halinde hazırlayıp size sundukları kanaatindeyim. Diğer bir konu ise biraz önce il başkanımız bahsettiği 25 şey üzerinde. Parti temsilcisi ve e, milletvekilinin ilimizi ziyaret ettiklerini e, gözlemledik. Hem sahada olsun hem de bizleri odalarımızda olsun ziyaret ettiler. O konuda da esnafın sorunlarını hem sahada hem de bizim ağzımızdan dinleme fırsatı buldular. Bu konuda e, size de yine bir rapor sunuldu. Kanaatindeyim. Hani ben çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Çünkü esnafın sorunları belli. E, belki e, hatırlıyorsunuzdur bir de pandemi başladıktan yaklaşık 3-4 ay sonra e, Sonra sizinle bir zoom üzerinden 12 ilin e, birlik başkanıyla beraber bir e, görüşme gerçekleştirdik. Orada da e, belirttik sorunlarımızı aşağı yukarı ama o sorunlar neredeyse katlanarak devam ede hale geldi. Efendim ben burada yine üç konuda e, hem sizden bu konuda görüş isteyeceğim. E, bu e, e, konular birincisi bu zincir marketlerin esnaf üzerindeki etkilerin olumsuz etkilerinin bir an önce önüne geçilip esnafın daha fazla zorda bırakılmaması için mecliste bir çalışmanın ivedilikle yapılmasını bütün esnafımız adına istemekteyiz. Diğer bir konu Sayın Genel Başkanım bu stopaj konusunda. Sizin hesap uzmanı olduğunuzu biliyoruz. Muhasebede parayı, vergiyi kim öder? Parayı kazanan öder. Ama burada tam bir tezat oluşmuş durumda. Esnaf arkadaşımız, sanatkar arkadaşımız e, kirada durduğu sürece hem kira ödüyor e, mülk sahibine, aynı zamanda belli oranda da devlete bir kira adına stopaj deyin, başka şey deyin, kira gibi bir para daha ödeniyor. Aslında bu kira devlet mutlaka vergi almalı, alacaktır ama kazanandan alması gerektiğine inanmaktayız. Kirayı alan kimdir? E, e, dükkan sahibidir. O zaman o stopaj ya da adına başka bir şey deyin, ne derseniz deyin, o parayı da. Parayı alan kişinin yani dükkan sahibinin ödemesi gerektiğine inanmaktayız esnaf teşkilatı olarak. Efendim diğer bir soru o zaman da sizinle paylaşmıştık. Krediler verildi 25 artı 25 ama ödeme süreleri dolunca 6 ay sonra ötelendi. Ama üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu ödemeler e, faizi üzerine konarak e, ötelendi. Düşünün bu insanlar çalışmadı zaten. Dükkanlarını açmadılar 6 aydır. Bundan sonra da açsalar bile... Pandeminin etkileri neticesinde, insanların sosyal hayatlarındaki kısıtlamalar neticesinde e, bu insanlar iş yapamamakta birçok esnafımız. Dolayısıyla bu, bu uzatılan süre de dolacak. Ondan sonra umarım tekrar faiz almadan e, uzatırlar bu 25 artı 25 e, verilen kredileri. Son olarak bir de şunu arz etmek istiyorum. Efendim e, bu 25'lerin e, artı 25'lerin ödenmesi için bu esnafımıza yine bir can suyu... E, Çerçevesinde en az yirmi bin lira olmak üzere, kodlaması veya e, grup e, esnaf gruplaştırılmadan bütün esnafa yirmi bin lira civarında bu beş aşağı olur, beş yukarı olur devletin gücü oranında faizsiz ve geri ödemesi en az bir yıl e, öteden e, ilerden e, devam etmek üzere bu insanlara acilen bence yirmi bin lira civarında bir kredi verilirse bir nebze olsun. Bu insanlar e, nefes alacaklardır diye düşünüyorum. Burada esnaf odalarını temsil eden diğer oda başkanlarım da olduğu için ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Tekrar saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci sözü e, en büyük sorunları olan e, köylerinde ve mahallelerinde muhtarlarımızın temsilci. Merkez Muhtarlar Derneği Başkanımız Gökhan Toker Bey burada olacaktı konuşmuştuk ama. Başkanım buyurun. Sayın Genel Başkanım, öncelikle Ege Bölgesi'nin ve Batı'nın tek mavi e, ili olan İlkler Şehri uşağımıza hoş geldiniz diyorum. Demokrasinin yani halkın özgür iradesiyle seçmiş olduğu, yöneticilerin bulunduğu bu demokratik ortama e, şahsım Mahalle Muhtarları Başkanı ve Mahalle Muhtarları ve Köy Muhtarları olarak katılım sağlıyoruz. E, bu platformda yer almamızı sağlayan, Başta il başkanımız, ilçe başkanımız ve Özkan Vekilimize şanslım arkadaş ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Toplantının ilerleyen süreçlerinde arkadaşlarım özellikle kendi dertleriyle alakalı bir dertlerini anlatacaklardır. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler Sayın Muhtarım. Cumhuriyet Mahallesi'nin Uşak'ta toplam arkadaşlar 6 tane kadın muhtarımız var. Merkezde 2 tane gururumuz kadın muhtarımızdan bir tanesi Fadime Türker Meral'e söz vermek istiyorum. Öncelikle İlkler şehrimiz Uşak'ımıza hoş geldiniz. Biz muhtarların görüş ve önerilerine önem verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Birinci bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yerel seçimlerde muhtar adaylarının belli bir süre içerisinde adaylıklarını YSK'ya bildirip gerekli kağıt basın parasını yatırıp birleşik oy pusulası istiyoruz. Çünkü biz muhtarlar her seçimde büyük zorluklar yaşıyoruz. Oy kabinlerindeki oy pusularımızın çalınması, alt sıralara saklanması birbirimize yaptığımız bir haksızlık. Bu konuyu İçişleri Bakanı'na defalarca bildirildi. Hatta örneş, örnek birleşik oy pusulası da bu dilekçelerin içerisine konuldu ama e, yaklaşık 6-7 yıldır ben bunu takipçisiyim. Hala bir gelişme olmadı. E, i̇kincisi ise muhtar maaşlarının asker, askeri ücreti endekslenmesi. Bu konuda da zaten Sayın Vekilimiz Özkan Yalım gerekli çalışmaları yaptığını söyledi kendisi dün. Ee, nüfus bakımından büyük olan mahallelerimizde en büyük sıkıntımız postacıların bıraktığı tebligatlardır. Bana günde 60-70 tane evrak gelmektedir. Kişi alıyor, ee, almadığını söylüyor, imza atıyor, imza bana ait değil diyor. Tabi süresi geçtiği için de iş mahkemeye düştüğünde savcılıkla biz karşı karşıya geliyoruz. Bir diğer konumuz da mahallemizde olan gece gündüz yapılan polis ve jandarma ile gittiğimiz ev baskınları. Hane sahibi bizi kötü biliyor. Çünkü muhtar polisi ve jandarmayı alıp benim evime baskına geldi. Beni şikayet etti diyor. Bizi kötü bilip bize düşmanlık beslemektedir. Burada da bir yanlış anlaşma oluyor. Ee, Sayın Genel Başkanım, sizin muhtarlara verdiğiniz önemi ve yaptığınız çalışmaları bildiğim için bizim için çok önemli olan konuları size ilettim. Tekrar teşekkür ederim. Ayrıca sizin nezdinizde de Sayın Vekilimiz Özkan Yalım'a teşekkür ediyorum. Her fırsatta uşağımızın sorunlarını, sıkıntılarını mecliste dile getirip arkasından da bunların çözümünü takip etmektedir. Gözünüz arkada kalmasın Sayın Genel Başkanım Uşak için. Çok teşekkürler Fadime Hanım. Şimdi gururumuz Uşak Şeker Fabrikası'nın kurucusu Nuri Şeker'in torunu, iş adamı, optikçi abimiz Nuri Şeker'in toruna abimize söz veriyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli Bakan ve Milletvekili arkadaşlar, Uşağın Güzü'de temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her ünite, birim, sivil toplum örgütü kendi değerlerini, kendi ihtiyaçlarını aktardılar. Ben biraz daha makro düzeyde olaya bakıp bazı taleplerde bulunmak istiyorum. Sayın Genel Başkanım, yönetilenler yönetenlerden daima isterler. Yönetenler yönetilenlerin bu isteklerini karşılamak için çaba sarf ederler. Benim burada dikkat çekmek istediğim olay yönetilenlerin ferdi taleplerini değil de yönetilenlerin genel, sosyal içerikli topluma hedef alan taleplerini karşılamanızdır. Birinci başlangıçla bunu talep ediyorum. Yönetenler karar aldıklarında aldıkları kararın uygulanması için altyapının olup olmadığına hiç dikkat etmiyorlar. Ankara'dan bir karar alınıyor. Bu karar Türkiye'de uygulanılacağı zaman altyapının olmadığı görülüyor. Bütün sancılar burada başlıyor. O zaman küçük beldelerde, illerde sıkıntılar kendisini gösteriyor. Bu siyasi çekişmelerin olduğu ve bu yaşıma kadar geldiğimde hiçbir genel başkanın, genel başkan yardımcılarının, parti başkanlarının birbirlerine saygının dışında bir hitap bir işitmeden geldik biz. Ama son iki senedir görüyoruz ki televizyonda sarf edilen cümleleri izlerken televizyon kapatmak durumunda kalıyoruz. Yani o cümleler bizi çok rahatsız ediyor. Bu konuda Ankara'nın çok dikkat etmesi lazım. Rencide oluyoruz. Bu cümlelere biz hak kazanmıyor. Bu cümlelere şey yapamıyoruz, kaldıramıyoruz. Çok gücümüze gidiyor. Bu konuda da dikkat edilmesini rica ediyorum. Altyapıdaki eksikliklerin neler olduğunu bir iki misal. Uzaktan eğitim diye bir karar alındı ama uzaktan eğitimin yapılması için gerekli olan altyapının yarısı yoktu. Eğitimi alamayan gençlerimizin bir yılı heder oldu. Sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmadan bazı kararlar alınıyor liyakatlı ve neticeye gidecek kararlar alınmak isteniyorsa o kararlar alınmadan önce o kararları etkileyecek bölge yerdeki sivil toplum kuruluşlarının fikirlerinin alınarak ancak bu kararların o paralelde düzenlenmesinde fayda görüyorum ve denetimlerde sizden bizden denetimleri maalesef bizleri biz esnafları çok rencide ediyor. Bizden olanlara denetim yok, sizden olanlara çok denetim ve acı cezalar var. Bu konuda da biraz dikkatli olmasında fayda görüyorum. Köylüye destekte çok geç kalındığı her zaman bilinen bir olaydır. Benim bir önerim olacak. Köylü müstahsil olarak ürettiği ürününü sattığında siz Genel Başkanın maliyeci olarak bunu daha detaylı değerlendirebilirsiniz. Mutlak surette mahsulünü şeyle müstahsil makbuzuyla satmalı. Müstahsil makbuzundaki rakamın karşılığında belirli bir yüzdeyi Ziraat Bankası'na gidip vezneden tahsil etmeli. Anında. Yani köylüye prim yerine şey takviye yerine ürünü kaldırıp sattığında aldığı paranın üzerine sattığı hem kayıt dışı ekonomik ortadan kalkmış olur hem de köylü bir an önce şeyini nemasını görmüş olur. Sivil toplum kuruluşlarında öncelikle üyelerin menfaatleri korunmalıdır. Bu bir gerçektir. Ama mecburen üyelikten ayrılmak isteyen, ayrılma durumunda kalan bir üyenin üyelik kaydının silinmesinde kayıt olurken gösterilen ilgi, yakınlık gösterilmiyor ve kaydı silinmiyor. Ben Optikçi olarak optisyenler odası kuruldu. Buraya üye olmak zorunda kaldık. Ticaret odasından kaydımı sildiremiyorum. Yasa gereği deniliyor. Hem ticaret odasına aidat ediyorum hem optisyenler odasına aidat ediyorum. Yani bu ikilikler biraz önce bahsettiğim gibi bir karar alınırken baştan düşünülerek kanuni mi yönetmenlik mi düzenlemesi yapılıp uygulanmasında yarar görüyorum. Covid-19 programı sorununda ülkemiz sıkıntılar çekerken devletten yardımlar beklerken top niye 2020 aidatlarını almıyorum diyemiyor yani nedir? Yine aidat ödüyorlar, öd istiyorlar. Gene aidatımızı verin diyorlar ama bize de devletten yardım istiyoruz diye yardım edeceklerini söylüyorlar ama kendi görevlerini yapıp da aidatları bu sene almayalım diyemiyorlar. Buna da dikkat çekiyorum. Tabii il başkanımız şeker fabrikası olarak dedi şeker fabrikası çok geniş bir konu uşak için düşünülecek bir olay değil. Pancar şekerinin insan sağlığını olan faydalarını hekim arkadaşlarımız daha güzel anlatırlar. Nişasta bazlı şekerlerin ülkemizdeki vatandaşlara verdiği zarar, zarar verdiği anda görülüyor. Yani o nişasta bazlı şekerleri yediğimizde olacağımız hastalığı önceden görüp tedbir alma yerine yaşadıktan sonra görüyoruz ki bu kötü bir olay. Uşak şeker fabrikası saatlerinizle birkaç sefer görüşmüştüm ve bu 15 fabrikanın satış listesindeydi, özelleştirmede. Benim gayretimle sizlere parti genel merkezlerine dağıttığım dosyalarla bu satış listesinden çıkarıldı. Uşak'ın bu fabrikası 10 binlerin ortak olduğu bir fabrikadır. Cumhuriyetin ilk fabrikası, ilk sanayi ve ziraeti birleştiren. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ülkeye hizmet eden bu fabrikanın kapatılması tabii ben kapatılmasın dediğim zaman şahsi çıkar olarak yanım ben tarafım çünkü dedem yaptığı için Uşak'lının sahip çıkması lazım. Nasıl Karadeniz Ereğli'sinde 1 liraya demir çelik fabrikası Karadeniz'e verildiyse Uşak şeker fabrikası da Uşaklılara kurulacak bir konsorsiyuma 1 lira izbedelle verilip bu konunun kapatılması iyi olur diye düşünüyorum. Tabii bütün bu bahsettiklerimin olabilmesi için Sayın Genel Başkanım bir kişinin yönetimi değil kuvvetlendirilmiş bir parlamenter sistemin gerçekleştirilmesi sonrası olacaktır. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii şeker fabrikası ile ilgili olunca sendika atlamamak lazım. Yaşar Taylan Şeker İş Sendikası Başkanı Türk İş İl Temsilcisi Mikrofon Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, değerli vekillerim, hepiniz de hoş geldiniz. Hepinizi Türk İş Adı'na selamlıyorum. Evet, biraz önce e, rahmetli Nuri Şeker'in e, torunu Mehmet Bey, şeker fabrikası ile ilgili sorunları dile getirdi ama şimdi çalışma hayatında Uşak'ta üç tane, iki tane büyük e, organize sanayisi olan büyük bir e, e, yerleşkede çalışan 40 bin insanın Maalesef örgütlülüğü ciddi anlamda yok denecek kadar az. Yani bugün e, 30 bin işçimizden toplamda bin kişinin sendikal anlamda örgütlü olduğunu biz sayamıyoruz ve düşünemiyoruz. Oysa e, sendikalı olmak bir anayasal hak. Maalesef biz bunu hukuk yoluyla tıkamaya devam ediyoruz. E, şimdi öncelikle ben şu konuya değinmek istiyorum. Bir. E, Sayın e, Cumhuriyet Halk Partili vekillerimizin bundan önce Uşak'ta şeker fabrikalarının Türkiye'de özelleşmesiyle ilgili değişik bölgelerde destekleri oldu. Kendilerine bu konuda da çok teşekkür ediyoruz. Ama toplumda şöyle bir algı yaratıldı. Bu iş sadece bir avuç işçinin meselesi değildi. Türkiye'de bir üretim ayağı vardı. Yüzbinleri ilgilendiren bir üretim kitlesi vardı, bir tüketim kitlesi vardı. Şeker fabrikalarının arkasındaki özelleştirme sürecindeki gücün biz kargil olduğunu, ha isim de veriyorum burada tatlandırıcı firmaları olduğunu düşündüğümüz için biz kaygı içerisindeyiz. Türkiye'de maalesef bugüne kadar gerçekten hiçbir özelleştirme amacına ulaşmadığı gibi üretim ayağından üretim mekanizmasından çekilmiştir ve bulundukları bölgelerde paydaşlarını tamamen Mağdur ettiği gibi o bölgede yoksulluğu getirmiştir. Şimdi e, Uşak Şeker Fabrikası bölgesel anlamda küçük bir fabrika. Biz lokomotiflerimizi Türkiye'de sattık. Lokomotiflerimizi satarsak küçük fabrikalara vagon gözüyle bakıyorlar. Kendi ellerimizle kapatırız. Ayağı çarıklı bir Kurtuluş Savaşı döneminde bir köylümüz çıkmış bu fabrikayı yapmış. Bugün bu fabrikaları devlet yap, işletmekte maalesef zorluk çekiyor. Bunun için de e, özelleştirmeden vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hukuk alanında e, Türk işin ve özellikle şeker işin attığı adımları biliyoruz. Bugüne kadar defalarca özelleştirmeleri e, geri püskürtmemize rağmen maalesef hukukun geldiği noktada son taleplerimizi özelleştirmeye karşı e, bu talana karşı açtığımız davalarda bir e, üst mahkemeler bizim bu itirazımızı reddettiler. Bu konuda da noktayı koymuş durumdalar. Şimdi bunun dışında bu tür kurumlarda e, çalışma hayatında bir de şöyle sıkıntılarımız var Sayın Genel Başkanım. Mevsimlik işçi diye bir sistem var. 25-30 yıl önce şeker sektöründe işte e, devlet demir demiryollarında, köy hizmetlerinde e, mevsimlik işçi olarak başlamış insanlarımız bugün 120 gün 5 ay 29 gün ve yeni çıkan yeni uzatmalarla ona varan iş güçleriyle hayatlarını devam ettirmek istiyorlar. Bunların hepsi ustabaşı konumunda olmasına rağmen maalesef mevsimlik işçi olarak devam edip kadro alamadılar. Bunun dışında daha önemlisi hemen arkasında kölelik sistemi dediğimiz bir taşeronlaştırma sistemi var. Bu da işte işverenle devlet arasında, işçi arasında bir patronun oluşturduğu, onun sorumluluğunu yüklediği Başkalarının da para kazandığı bir uygulama. Bu artık tamamen kabul edilebilir bir durum değil. Biz e, bu süreçte bu kölelik sistemi denilen taşeron sistemine kesinlikle son verilmesini istiyoruz. Ve bu çözümün de emeğin iktidarının kurulduğu, alın terine saygının ve değerin verildiği bir iktidarla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bunun için de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Söz isteyenlerden e, tamam. E, Recep Sorkun e, Hak İş Sendikası Başkanı. Buyurun başkan. Öncelikle Uşak ilimize hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Değerli Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Örgütleri. Hepinize hoş geldiniz. İnşallah bu Hak İşle CHP'nin barışması olur. Yani gönülden söylüyorum bunu. Çünkü her ne kadar biz birbirimizi iyi bilsek de bir ideolojik olarak bir ayrışma noktasında. Ben de iyi biliyorum ki Deniz Baykal zamanında Sayın Genel Sekreterken hak işle yol haritaları belirlediğinizi biliyorum. Dolayısıyla aslında biz oturup konuştuğumuzda çok şey ürettiğimizi biliyorum. Uşağa geçen de arkadaşlarımız gelmiş ama hak işe uğramadıkları için buradan sistemlerimizde de iletmiş oluyorum. 6520'den bahsetti Sayın Yaşar abim. Dolayısıyla 6520'de 2006'da 2005'te çıkmıştı o kanun. 5 ay mali hizmet yılında 5 ay 29 gün çalıştırılabilirdi. Ucu ve bir kanun çıkarmışlardı. 5 ay 29 gün, 180 gün dolduran herkese de bunu kanun olarak kadroya geçilmesi noktasında biz hem ormanda hem belediyelerde hem de köy hizmetleri bunu defaatle söylememize rağmen o zamanki Türk iş temsilcisini uyarmamıza rağmen dikkate almadı. Sonuç olarak benim sistemim şurada. Biz Sayın Cumhurba Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan işte sokak işte demin Mehmet abimin söylediği işte klasik kavga dışında ülke yönetimine talip olmuş İşte emeklinin önce olduğu gibi 5510'da çıkan o ucu ve sizi uzmanlık alanınız bunu teferruatla anlatmaya gerek duymuyorum hesaplama daha önceden 3,5'tu, üç 3'e çekildi. Emeklilik hesabında son 15 yılda 10'a çekildi. 2007'de de bu benim dönem başkanlığımdı. Tümünün üzerine alındı. Dolayısıyla emekli maaşı da askeri noktaya çekilmiş oldu. Ufak bir matematiksel kanunla. Bu noktada talebimiz var. Muhalefet Partisi, ana muhalefet partisi olarak bastırmanızı istiyoruz. Çünkü son 15 yıl 5 yılı aldıklarında bu emekli maaş hesaplarında yükseleceği kanaatinde ve öyle olduğunu biliyorum. Taşeronlaşmadan başlayıp 6996 sayılı kanunla yine ihale yapılmış hizmet alımları iptal ediyoruz derken bu sefer daha kötü bir sonuca çıkarıldı. Nedir o? belediye yerel yönetimlere 24 dalına yer, yerel yönetimlere şunu söylediler ya şirket kuracaksınız. Var olan yoksa şirketiniz şirkete devralacaksınız. Yani öbür cebden aldık bu cebe koyduk işçi. Yine iş güvencesi, iş kalitesi var mı? Yok. Niye yok? İhale diyorduk. Kendi şirketimizi aldık. Dolayısıyla bunlar 6772 sayılı kanun kapsamında da değil. Olmadığı için de devlet güvencesi olmadığı için de, ilave hediyelerini alamıyor. Toplu sözleşmeyle alırsanız alırsınız noktasında. Bir de halktaki sistemi söylüyorum. Bizim cenaktan bakışı söylüyorum. Sizin hangi partiden olursa olsun güvenceniz benim dediğinizde ama biz o güvenceyi tekrar sizden almak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli konuklar canlı yayına gidileceği için son bir soru alıp Sonra genel başkanımıza söz vereceğim. Sonra duruma göre tekrar konuşulabilir. Söz isteyen e, tepi odası Başkanı. Adnan Bey buyurun. Öncelikle değerli başkanım ve diğer e, konuklar, değerli konuklar hoş geldiniz. E, Tabi odası olarak. Sivil demokrasinin olmazsa olmaz ve güçlenmesi için. STK'ların güçlenmesi lazım. Güçlenmesi için de üye sayısı çok önemli. Ee, öncelikle hekimlerin tıp fakültesinden çıktıktan sonra mutlaka odaya üye olması zorunlu olmalı. Bu olmazsa olmaz. İkincisi, e, COVID-19 döneminde alkışlarla başlayan e, sağlık çalışanlarının çalışmasını destekleyen bir tavır daha sonra şiddete döndü. Halen de şiddetle devam edilmekte alkışlar unutuldu. Ama bunun yanında e, değerli sağlık çalışanlarına verilen sözler yerine getirilmedi. Madden ve manen. Bunların ivedilikle yerine getirilmesi gerekiyor birincisi. İkincisi de mutlaka ve mutlaka bu şiddetle ilgili çok önemli adımlar atılması gerekiyor. Üçüncüsü de... Sağlık çalışanlarının özlük haklarının daha sonra e, mutlaka ele alınması gerekiyor. E, e, Artı bu Covid-19 döneminde vefat eden arkadaşlarla ilgili mutlaka meslek hastalığı konumuna alınması gerekiyor. Bunlar hep üstü kapatıldı. Maalesef bu da defansif tipa neden olacak ve e, ileriki dönemde bizleri tedavi edecek bir sağlık ekibi bulamayacağız. Bu önlemler alınması. Teşekkür ederim. Genel Başkanımızı konuşmalarını yapmak üzere çağırıyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Efendim hepinizi büyük bir dikkatle dinledim. Soru soranlara görüşlerini beyan eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Genelde il seyahatlerini milletvekili arkadaşlarım yapıyor. Sonra arkadaşlarım bir de genel başkan da gelsin birlikte gidelim diyorlar. Ve ben o ilin kanaat önderleriyle bir araya gelip dertleşmek istiyorum. Bu toplantının amacı da bu. Bir ekonomik buhran yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Sorun var mı? Sorun var. Her kesimde sorun var mı? Her kesimde sorun var. İşçisinde, çiftçisinde, emeklisinde, sanayicisinde, ithalatçısında, ihracatçısında neresine bakılırsa bakılsın bir sorunumuz var. Sorunu çözecek olan kim? Bu önemli bir soru. Sorun varsa bu sorunu çözecek birileri lazım. Dünyanın bütün ülkelerinde bu sorunu, var olan sorunu siyaset kurumu çözer. Peki siyaset kurumunu iktidara taşıyan kimdir? Halktır. Şimdi eğer bir sorun yaşıyorsak ve bu sorun çözülemiyorsa sadece benim değil, sizlerin de oturup düşünmesi lazım. Beraber düşünmemiz lazım. Biz bu sorunu nasıl aşarız diye. Elin oğlu nasıl aşıyor? Biz nasıl aşacağız? E onlarda akıl var, bizde yok mu? Onlar dünyayı görüyorlar da biz görmüyor muyuz? Onlar 15 yılı, 20 yılı, 30 yılı hatta 50 yılı düşünüyorlar da biz niye yarın sabahımız ne olacak diye düşünüyoruz. Kanaat önderi olmak kolay bir şey değildir. Kişi ben kanaat önderi olarak ortaya çıktım dediğinde o kanaat önderi sayılmaz. Toplum onu kanaat önderi yapar. Çünkü bir sorun çıktığında kendi alanıyla ilgili, gider başvurur. Böyle bir sorunum var. İşçi ise gider, çiftçi ise gider ilgili yere, emekli ise gider. Bir şekliyle sorununu dile getirir. Bakın rahmetli Ecevit ekonomik ve sosyal konsey diye bir şey kurdu. Ekonomik ve sosyal konsey. Ne demek? Kişi ya da toplumlar ya da gruplar belli bir sorunla karşılaştıklarında bu sorunu aktarabilecekleri yer lazım. Nedir? Ekonomik Sosyal Konsey. Otururlar. Bir tarafta masanın bir tarafında siyasiler oturur. Masanın öbür tarafında da sorunu yaşayanlar oturur. İşçisi, çiftçisi, memuru, emeklisi, sanayicisi temsilcileri oturur. Neden böyle bir ko konsey kuruldu? Nedeni şu. Bir siyasi iktidar var olan bir sorunu çözmek istiyorsa Sorunu yaşayandan dinlemek zorundadır sorunu. Sorunu yaşayandan dinlemeyip de ya nasıl olsa ben oturdum iktidarda oldum e sorunu çözeyim. Çözemiyorsunuz. Peki bir başka soru sorayım. En son ekonomik ve sosyal konsey ne zaman toplandı? Bir anayasal kurum aynı zamanda ekonomik sosyal konsey. 5 Şubat 2009. 5 Şubat 2009'dan bu yana hiç ekonomik sosyal konsey toplanmadı. Soru 3 niye toplanmıyor? Memlekette sorun yoksa eyvallah toplanmasın. Bir dönem kanuna göre 3 ayda bir toplanması gerekiyordu. Ne 3 ayı ne 3 yılı. Bir sorunumuz var. Çözülmesi gereken bir sorunumuz var. Ve biz bunu çözmek zorundayız. Beraber çözeceğiz. İnancımızla ve kararlılığımızla biz bu sorunu çözeceğiz. Elin oğlu çözüyor da biz niye çözmeyelim? Değerli arkadaşlarım. Zincir marketlerden söz etti esnaf arkadaşım. Bu siyasi tercihtir. Siyasi tercih diyor ki ne demek esnaf? Kurarım her tarafa zincir marketleri mesele biter. Peki esnaf zincir marketleri kuran siyasi otoriteyi iktidara taşımak için oy kullandı mı? Oy kullandı. Şimdi oy kullanır mı? Kullanmaması lazım. Niçin? Kardeşim beni mahvediyorsun. Her tarafa zincir marketler. Ben 50 tane, 100 tane, 300 tane defter alıyorum. O alıyor 10 bin defter. E ben alıyorum 50 liraya, o alıyor 25 liraya. Ben nasıl rekabet edeceğim? Üstelik zincir marketler sadece caddelerde değil, ara sokaklara da girdi. Peki bu esnaf nasıl geçinecek? Erahmetli Özal esnafa ne diyordu? Orta direk, devletin orta direği, toplumun orta direği. Öyle mi? Evet öyle. Kanaatkardır. Ayı evran geleneğinden gelir. Öyle çok büyük paraların peşinde değildir. Geçinir, geçinebileceği kadar. Büyürse eyvallah büyüsün, sanayici olsun, efendim... Kobi olsun bunlara bir itirazımız yok ama büyüyemiyor işte. Düşünün bir berberi, düşünün bir bakkalı, efendim düşünün bir pastaneyi. Dolayısıyla onun kendine göre bir kapasitesi var ve bu kapasite içinde onun yaşaması lazım. Gelir elde etmesi lazım. 1 milyon 300 bin esraf esnaf sorun yaşıyor ve bu soruna karşılık kulaklar tıkalıysa oturup düşünmemiz lazım. Hani siz dert anlatıyorsunuz, e ben de kendi derdimi size anlatmak zorundayım. Çözülmesi lazım bu sorunların. Birlikte çözmemiz lazım. Oturup konuşmamız lazım. Stopaj konusu. Doğru, gayet güzel anlattı esnaf arkadaş. Yük normalde gayrimenkul sermaye iradı elde eden kişi, yani dükkan sahibi. Ma dükkan sahibi diyor ki kusura bakma diyor ben stopaja karışma. Madem dükkanı kiraladın stopajı sen ödeyeceksin. Yani ben dükkan sahibinin ödeyeceği vergiyi de ben ödüyorum. Ben ne dedim? İktidar olduğumuzda ilk bir haftada stopaj vergisini bir genelgeyle kaldıracağız. Bitti bu kadar. Bir haftada. Çünkü bunun için kanun çıkarmaya gerek yok. Bu bir kararname olayı. Kararnameyle derseniz ki stopaj sıfırlanmıştır. Bitti o kadar. Peki vergi kaybı olur mu? Hayır vergi kaybı olmaz. Çünkü zaten gayrimenkul sermaye iradı beyanı verecek. Beyanname de gösterecek onu. Peki esnaf bu gerçeği bile bile üzerinde yeterli ağırlıkta duruyor mu? Yeterli ağırlıkta durmuyor. Durması lazım. Krediler. Doğru kredi verildi. Herkes alamadı. Bir kısmı aldı. Bazıları aldılar. Düşük, yüksek vesaire tartışılabilir ama bir kredinin alınması önemlidir. Dükkan kapalı bir şekilde kredi alındı. Ödeme zamanı geldi ödenemiyor. E uzatıldı e, faizle beraber ve üstelik daha yüksek bir faizde uzatıldı. E doğru değil. Dükkan gene kapalı. Beklenen gelir elde edemiyor. Vatandaş yine evinde. Esnaf bir tür de değil. Hayatımızın her alanda esnaf var. Berberinden tutun pastaneye kadar. Her alanda var zaten. O zaman olması gereken ne? Çözüm üretilmesi lazım. Biz ne söyledik? Şunu söyledik. Esnafın bankadan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları pandemi döneminde aldıkları kredilerin faizlerini bir kararnameyle sıfırlayacağız. Ana parayı da belli bir taksite bağlayacağız. O taksit içinde ana parasını da ödeyecek. Esnaf kardeşim şunu düşünmüyor. Ya arkadaş bu Halk Bankası benim bankam değil mi? Halk Bankası, Esnaf Bankası değil mi? Peki bu Halk Bankası niye bana destek vermiyor? Neden kredileri başkalarına veriyor da bana hak ettiğim krediyi yeteri kadar vermiyor? Veya Esnaf Kefalet Kooperatifi. Kredi verecek esnafa. Allah aşkına başındaki yöneticilerin kaç yerden aylık aldıklarını kaç esnafımız biliyor? Bunları her birimizin tek tek oturup sorgulaması lazım. Her birimizin bu ülke sadece benim ülkem değil, hepimizin ülkesi. Sorun sadece benim sorunum değil, her birimizin tek tek sorunu. O zaman birlikte mücadele etmek zorundayız. Zincir marketlerle ilgili kanun teklifi verdik. 45 gün geçtikten sonra genel kurulda görüşülecek. Bütün esnaf kuruluşlarına haber verilecek. İzleyin. Meclis televizyonunu. Bakalım kim ne söylüyor? Kim esnaftan yana, kim esnafa karşı? Hep beraber görelim. Değerli arkadaşlarım. Muhtar kardeşlerim var. Bu topraklarda yapılan ilk seçim Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Milletvekili seçiminden çok daha önce. Bir muhtarlık seçimidir. Dolayısıyla muhtarlık kurumu demokrasinin kaynağını, menbaını oluşturur. Peki siyaset kurumu muhtarlara gerekli önemi verdi mi? Gerekli desteği verdi mi? Biz muhtarlara aylık bağlayın dedik, ödenek bağladılar. Ne demek aylık, ne demek ödenek? Aylık dediğinizde şu, milletvekili aylığı var, belediye başkanının aylığı var, başbakanın aylığı var, bakanların aylığı var, Cumhurbaşkanı'nın aylığı var. İzine gittiği zaman kesilmez. Hasta olduğu zaman kesilmez. Aylığını alır. Muhtar buyurun izne gidin bakayım. Ödeneğiniz düşüyor mu düşmüyor mu? Düşüyor. Niçin? Aylık değil ödenek veriyorlar size. Niye siz aylık vermiyorlar? Sizi seçen halk belediye başkanını seçmedi mi? Sizi seçen halk milletvekilini seçmedi mi? Sizi seçen halk Cumhurbaşkanlığı seçmedi mi? O zaman bu çifte standart neden? Biz buna itiraz ediyoruz. Ve muhtar arkadaşlarım, Türkiye coğrafyasının neresinde yaşıyorlarsa yaşasınlar. Bana destek vermezlerse, muhtarlık konusunda öngördüğümü yapmak için bana destek vermezlerse, muhtarlık kurumunu usulen yapıyorlar demektir. Gereğini yapmıyorlar demektir. Kaç kanunda geçiyor sizin muhtarlık lafı biliyor musunuz? Yüz küsür kanun, kanunda muhtar adı geçer. Ne siz bilirsiniz ne de ben bilirim. Niye bir muhtarlık kanunu yoktur? Değerli toplu bir muhtarlık kanunu. Niye yok? İcra dairelerinden gelir. Dünyanın evrakı gelir. Bunları dağıtacaksın. Hizmet veriyorsunuz. Hizmet verdiğinizde devlet size bir şey veriyor mu? Vermiyor. Niye vermiyor? İcra memuru götürürken düzenli aylığını alır. Ödeneğini alır. Muhtar ben talimat vereyim gereğini yapar. E gereğini yapıyorsam ben bir emek harcıyorum. Gece baskınlarında muhtarı da götürüyorlar. Ev baskınlarında muhtarı da götürüyorlar. Niye götürüyorlar muhtarı? İtiraz edeceksiniz. Doğru değil diyeceksiniz. Ben itiraz ediyorsam siz de. Benim itirazımdan çok sizin itirazınız daha makbuldur. Daha değerlidir. Çünkü siz sorunlu yaşayan kişisiniz. Ben sadece siyaseten sizin yaşadığınız sorunları dile getiririm. Nasıl çözülmesi gerektiğini de söylerim. Ama nasıl çözülmesi gerektiğini söylerken ben en azından bütün muhtarlarla bir araya gelirim. Muhtar dernekleriyle. Bakın biz bir muhtarlık kanunu hazırladık. Muhtar derneklerine gönderdik. Olur ya atladığımız bir şey vardır. Yanlış bir şey söylemişizdir. Bakın dedik. Doğruysa bize yazın, biz bunu kanun teklifi olarak vereceğiz. Verdik. Dolayısıyla muhtarlık önemlidir. Birleşik oy pusulası, haklısınız. Giriyorsunuz kabine, oy kullanacaksınız. Birden fazla muhtarın küçük bir vesikalık fotoğrafı var. Bir köşede duruyor, altında ismi yazılıyor. Rakip muhtar da geliyor, kendisinin ikini koyuyor, diğerlerini cebine koyup götürüyor. Niye bu birleşik oy pusulası yok? Üstelik aynı kabine giriyoruz. Üstelik mühürü basacağız. Siyasi iktidar muhtarlığı muhtar olarak görmüyor. O zaman bütün muhtarların oturup bu konuda kararlı bir tavır takınmaları lazım. Birleşik oy pusulası yoksa kusura bakma kardeşim benden de sana oy yok diyeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu yaptığınız zaman gücünüzün farkına varırsınız ve siyasi otorite ya bunlar galiba birleştiler ve güçlü bir konuma geldilerdir. Parçalı bir yapıyı herkes kullanır. Herkes kullanır. Güçlü olun. Güçlü olmak için de birlik olmak zorundasınız. Efendim, Sayın Şeker, Sayın Mehmet Şeker, ailenizin yaptığı katkıyı da biliyoruz. Dolayısıyla e, tarihte Şeker Fabrikası'nın, burada Şeker Fabrikası'nın kurulmasında ailenizin verdiği mücadeleyi biliyoruz. Dolayısıyla o mücadeleye sadece ben değil Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşın saygısı vardır. Öyle kabul etmemiz lazım. Zor şartlarda yapılmıştır. O şartların ne olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyorum sizin kadar bilmesem bile. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana verilen mücadeleleri de çok iyi biliyorum. Bakın biz toplantıyı açarken saygı duruşunda bulunduk. O saygı duruşunda bulunurken benim hep gözümün önünden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi geçer. Bu devletin nasıl kurulduğunu. Fabrikaların nasıl inşa edildiğini. Siz yumurta satılarak şeker fabrikasının kurulduğunu biliyorsunuz. Yumurta satılarak. Peki o şeker fabrikalarının çiftçiyi mağdur etmek için yani Pancar üreticisini mağdur etmek için özelleştirildiğini ve çiftçinin gerçekten mağdur olduğunu da biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Nereden nereye geliyoruz. Yine o saygı duruşunda düşünürüm hep. Ya bu devlet 1940'lı yıllarda 1940'lı yıllarda uçak ihraç eden dünyada uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydi. Uçak ihraç eden ülke. Uçak fabrikasının temeli ne zaman atıldı biliyor musunuz? 1925'te Kayseri'de. 8 yıl sonra Kayseri'den kalkan uçak Ankara'ya indi. Etimeskut'ta uçak fabrikaları motoru vardı. Uçak motoru fabrikaları vardı. Var mı öyle bir fabrika? Eskişehir'de ayrıca uçak fabrikamız vardı. Ne oldu bunlar? Kendi gemimizi yapıyorduk. 1940'lardan bahsediyorum ben. Ne oldu bu fabrikalar? Ve ne oldu bize? O saygı duruşunda bulunurken bütün bu zincir böyle gözlerimin önünden geçer. Hiç kimseye minnet etmeyen bir devlet düşünün. Hiç kimseye başı dik olan bir devlet düşünün. Onurlu bir devlet düşünün. Ve daha da önemlisi bütün mazlum milletlere örnek olan bir devlet düşünün. Daha da önemlisi bütün İslam coğrafyasına, devletlerine örnek olan bir ülke düşünün. Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye budur. Okuduğu Kur'an'ı anlasın diye Türkçe malini de hazırlayan Mustafa Kemal'dir. Kaçımız tarihimizi gerçek anlamda biliyor? Ve kaçımız bu tarihimizi çocuklarımıza öğretiyor? Bu açıdan ciddi sorunlarımız var. Siyasi çekişmeler. Dünyanın her tarafında siyasi tartışmalar olur arkadaşlar. Siyasi tartışmalara da saygı duymak lazım. Vatandaş saygı duyar. Ama olay sizin dediğiniz noktaya gelirse onun cezasını yine siz vereceksiniz. Ben değil. Konuşan kişiye diyeceksiniz ki kusura bakma kardeşim. Sen konuştuğun zaman ben televizyonu kapatmak zorunda kalıyorum. Çocuklarım bunu duymasın diye. Ona oy vermeyeceksiniz. E bu kadar hakaret çekilir mi? Ç biz çekiyoruz, siyasetçiyiz. Ama siz çekemiyorsunuz, haklısınız. O zaman oturup düşünmemiz lazım. Kanaat önderiyseniz sizin düşünmeniz lazım. Türkiye bunu hak ediyor mu etmiyor mu? Ona da bakmanız lazım. Bakın bir şey anlatayım size. Geçen şeker bayramında gazeteci arkadaşlara dedim ki ya dedim bir televizyon programına bütün siyasi partilerin genel başkanlarını davet edin. Gidelim. Siyasetten hiç söz etmeyelim. Ya biz de insanız. Çocukluğumuz nasıl geçti? Üniversite yıllarımız nasıl geçti? Nasıl evlendik? İlk çocuğumuz nasıl oldu? Nasıl nişanlandık? Öğrenciyken hangi aç mı kaldık, susuz mu kaldık, burs aldık mı, almadık mı? Ya bunları anlatalım dedim. Yani seçmen kitlesi bir de bizi böyle görsün. Yani biz kimiz? kabul edilmedi. Niye kabul edilmiyor? Eskiden siyasi parti liderleri masanın etrafında toplanırlardı ve orada tartışmalar da olurdu. Gayet medeni tartışmalar. Olmuyor şimdi. Niye olmuyor? Niye olmuyor? E bu soruyu soracaksınız. Niye olmuyor? Değerli arkadaşlarım. Uzaktan eğitim diğerleri Sayın Şeker Bırakın uzaktan eğitimi. 21. yüzyılın Türkiye'sinde binlerce birleştirilmiş sınıf var. Hala yani birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrenciler aynı sınıfta. Beraber aynı öğretmenden ders görüyorlar. Derslik sayısı yok. Ya 21. yüzyıldan söz ediyorum ve Türkiye'den söz ediyorum ben. Türk Telekom kime satıldı? Niye satıldı? İnternet altyapısını yapmayacak mıydı? Yapacaktı. Ne yaptı? Gitti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bankalarından borç para aldı. Götürdü Türk Telekom'a. Altı buçuk, yedi yıl yılsa bilmiyorum. Ben de hatırlamıyorum. Karını aldı, topladı. Bankalara borcu ödemeye gelince ben ödemiyorum dedi. Ödemiyorum arkadaş dedi. Biz ne yaptık? Aldık Türk Telekom'u. Bir de adamın borcunu aldık. Bir de o borcu ödedi. Bu memleketten ses mi çıktı sivil toplum örgütlerinden? sendikaların ses mi çıktı? Ya benim paramı, bu milletin parasını, fakirin fukaranın parasını, tüy bitmemiş yetimin parasını, Hariri ailesi neden ses çıkarılmadı? Benim bunu sorma hakkım var. Çünkü ben vatanımı seviyorum, ülkemi seviyorum. Hangi parti olursa olsun. Millete hesap veriyorsa başımın üstünde yeri var. Ayrım yapmam. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti devletinde tüyü bitmemiş yetimin hakkını birisi yiyorsa e demem lazım ya arkadaş ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Adama hem verdi koskoca Telekom'u borcu da sırtımızda kaldı. Karı da or oraya gitti. Olmaz. İtiraz etmemize. Kim? Sendikalar önce edecek. Kimse kusura bakmasın. Sendikaların önce itiraz etmesi lazım. En örgütlü toplum sendikalar. Sendikalar derken sadece ben işçi sendikalarını kastetmiyorum. işveren sendikaları da. Onlar da itiraz edecekler. Sonunda olay milli bir olay. Değerli arkadaşlarım. Sivil toplum örgütlerinin görüşü alınsın diyor. Sayın Şeker doğrudur. Kanun çıkıyor. Diyelim ki muhtarlarla ilgili kanun çıktı. Muhtarın haberi yok. Çiftçilerle ilgili kanun çıkıyor. Çiftçinin haberi yok. İşçilerle ilgili kanun çıkıyor. işçilerin haberi yok. Sanayici ilgili kanun çıkıyor. Sanayicilerin haberi yok. Olması gereken ne? Olması gereken şu. Komisyonlarda ilgili kanun teklifi veya tasarısı görüşülürken mutlaka ilgili sivil toplum örgütlerinin davet edilmesi lazım. Onların görüşlerinin alınması lazım. Nerede yer alıyor bu? İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinde. Bizim ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde bunlar vardır. Bu söylediklerimin tamamı 13 madde halinde orada vardır. Görüşün alınması lazım. O zaman kanun ne olur? Sağlam çıkar. Doğru çıkar. Dolayısıyla kavgasız dövüşsüz çıkar. Sorun var. mı? sorunu çözmemiz lazım arkadaşlar. Nasıl çözeceğiz? Böyle çözeceğiz. Köylüye destek. Meclis görevini yaptı arkadaşlar. Aramızda çiftçi Arkadaşlarım var mı yok mu bilmiyorum. Evet. Tarım kanunu çıktı. 2006 yılında çıktı. Her yıl milli gelir bir oranında çiftçiye destek verilir diyor. Her yıl en az yüzde biri oranında. Yüzde biri oranda olup da bugüne kadar çiftçiden destek almayan ya da verilmeyen destek ne kadar biliyor musunuz? 210 milyar lira. Çiftçinin devletten alacağı var. 210 milyar lira alacağı var kanun çıkmış peki kanun gereğini kim yerine getirmemiş siyasi otorite peki çiftçiler çıkıp da ben her yerde söyledim çiftçinin çıkıp dava açması lazım benim alacağımı niye vermiyorsun diye dava açması lazım çiftçinin kanun var en az yüzde bir oranda destek verir diyor vermiyor benim hakkım ziraat odalarının bu konuda oturup toplu toplu mücadele yapması lazım yani hak aramasını yeteri kadar bilmiyor. Türkiye Odalar Borsalar Birliği aidat almasın diye söylüyorsunuz. Ve güçlendirilmiş parlamenter sistem. Evet haklısınız olması lazım. Efendim e, Türk İş e, temsilcimiz özelleştirmelerden sonra ciddi sorunların ortaya çıktığını söyledi. Yoksulluğun çıktığını söyledi. Mevsimlik işçi kadroları var dedi. Bunlara daimi kadro verilmesi lazım. Bunu defalarca dile getirdim ama bu vesileyle bir kez daha dile getireyim. İşçilerin böyle hakları var. 20 yıldır çalışıyor hala mevsimlik işçi. Ya akıl alacak şey değil. 20 yıldır çalışıyor mevsimlik işçi. Ya 20 yıl çalışan adam mevsimlik işçi olur mu? İşin kuralına, işin doğasına aykırı zaten. Ama ısrarla hayır sen mevsimlik işçisin diyorlar. Taşeronlaşma var. Onun mücadelesini verdik. Bakın nasıl yap verdik biliyor musunuz? Önce Erzurum'a gittim. Taşeron işçileri topladım. Dernek kuracaksınız dedim. İstanbul'a geldim. Taşeron işçileri topladım. Dernek kuracaksınız dedim. Samsun'a gittim. Her yere gittim. Taşeron işçileri de önce dernek kuracak. Derneklerini kurdular. Sonra birlik oldular. Sonra onların haklarını sonuna kadar savunduk meydan meydan, meyliste sonuna kadar kadro vermek zorunda kaldılar. Şu anda 50 bin civarında taşörünsisinin kadrosu yok. İnşallah onu da vereceğiz, kazanacağız yani, yapacağız bunu da. Hak iş temsilcisi arkadaşım, ideolojik farklılıklarımız var dedim. Bana göre hiçbir ideoloji farklılığımız yok. Eğer siz işçinin yanında duruyorsanız, çalışanın yanında duruyorsanız, eme emeğin yanında duruyorsanız, üretenin yanında duruyorsanız, o zaman ne farkımız var bizim? Ya ne farkımız var? Sanayici üretir, başımın üstünde yeri var. Çiftçi tarlada üretir, başımın üstünde yeri var. İşçi fabrikada üretir, başımın üstünde yeri var. Emekli hak etmiştir, primini ödemiştir, yasalara göre emekli olmuştur hak ettiği emekli aylığı alması gerekir. Başımın üstünde yeri var. Ne ideolojik farklılığımız var. İdeolojik farklı biz par, grup olarak bir parti destekliyoruz diyorsanız o bizi ilgilendirmez, O sizi ilgilendiriyor. Ama bizim hiçbir işçi sendikasıyla bir farklılığımız yok. Aynı şekilde bizim üreten hiçbir sanayiciyle de bizim farklılığımız yok. Hiçbir çiftçiyle de bizim görüş ayrılığımız yok. En son örneği Esenler'de hak iş var. Toplu sözleşmeler yapılacaktı. Efendim? Esenyurt'ta affedersin. Esenyurt'ta hak iş örgütlü. Geldi hak genel başkanı. Tabii dedim. Toplu sözleşme elbette yapacaklar dedim. Biz asgari ücret 2800 küsürken 3100 lira yaptık. İşçi istemediği halde 3100 lira yaptık ve kendilerine verdik. Dolayısıyla bir görüş ayrılığımız yok. Asla olamaz. İdeolojik bir ayrılık da yok. Asla olamaz. Kaldı ki benim görüşüm şu. 18. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılın sorunları çözülemez. Bakın bir daha ifade edeyim. 18. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılın sorunları çözülemez. Hala 18. yüzyılın kavramlarının arkasına sığınıp sorunları çözmeye çalışıyoruz. Yok arkadaş öyle bir şey. 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılın en temel ayrışma noktası demokrasiyle otoriter rejimdir. Kimler demokrasiden yana, kimler otoriter rejimlerden yana. Demokrasiyi savunuyorsak beraber olmak zorundayız. Demokrasi ne demek? Ben de düşüncemi söyleyeceğim, siz de düşüncenizi söyleyeceksiniz. Ayrıca benim bir Pozisyonum olacak. Siz beni diğer vatandaşlara göre daha sert eleştirme hakkına sahip olacaksınız. Çünkü ben ülkeyi yönetmeye talibim. Dolayısıyla siz her türlü eleştiriyi en sert şekilde yapabilirsiniz ve ben de bunu kabul etmek zorundayım. Siz eleştiri yaptığınız zaman ben ortaya çıkıp da vay bana niye bunu söyledin? Yakalayın, gece yarısı eve baskın düzenleyin, hapse atın. O zaman demokrasi olmaz. Demokrasi olmaz. Bunu aşmak zorundayız. Dolayısıyla emekli aylıkları, sosyal güvenlik sisteminde reform yapacağız dediler. Değil mi? Dediler. Alayı ve ile geldi. O tasarı parlamentoda genel kurulda konuşulurken salonu terk eden parti sadece CHP'ydi. Niye terk ettik? Emeklilik yaşı 34 ve 43'tü. Kadınlar 34 yaşında, erkekler 43 yaşında emekli oluyordu. Emeklilik yaşını 65'e çıkardılar. Prim ödeme gün sayısı 7 bin gündü. 9 bin güne çıkardılar. Emekli aylığı bağlama oranını değiştirdiler. Her emekli aylığından 1000 lira daha düşük düşürdüler. Bakın her emekli aylığından bin lira daha düşürdüler. Milli gelir artışından emekliye pay verilmez dediler itiraz etti? Ha, kim itiraz etti? Biz itiraz ettik. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar var. İş bulsa dahi çalışamıyor. Biliyor musunuz? İşi olsa dahi çalışamıyor. Ancak kayıt dışı çalışır. Niye çalışamıyor biliyor musunuz? Çünkü daha fazla prim öderse daha düşük emekli aile alacak. Şu garabete bakın. Kaç sendikacı arkadaşımız bunun farkında? Daha fazla çalışacağım. Daha çok prim ödeyeceğim. Daha az emekli aile alacağım. Az prim ödeyen daha yüksek. Az çalışan daha yüksek. Çok prim ödeyen daha düşük emekli aile alacak. Ya aktın kabul edeceği bir düzenleme mi? Ve bunu da topluma reform olarak sundular. Biz itiraz ettik. Bu doğru değil dedik. Ya adam yıllarını vermiş. Ha şunu söyleyeyim. 34-43 yaşında emekli olmaya karşıyım. Onu da söyledim. Ben genel müdürlük yaptığım zaman da söyledim. Bu emeklilik yaşıyla olmaz. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Onların sorunlarının da çözülmesi lazım. Neyle? 9. sigorta dalı Türkiye'de uygulanmıyor. Hangisi? Aile destekleri sigortası. Kaç sendikacı farkında? Aile destekleri sigortasına. Kaç konfederasyon aile destekleri sigortasını dile getirdi? Ne demek biliyor musun? Bir örnek vereceğim. Yaşınız 60. Patron dedi ki kusura bakma al kıdem tazminatını kardeşim. Gençler var ben onları alacağım. Aldın. 10 ay işsizlik sigortasından para aldınız. 10 ay. Sonra para yok. İş yok. Özel sektöre gidersiniz. Der ki özel sektör. Kardeşim 60 yaşı ya olur mu? Sen yaşlısın almıyorum. Gençler var. Devlete gidiyorsunuz. Devlette de diyor ki sen daha gençsin ya bekle 65 yaşında emekli olacaksın. Peki ben 60 65 yaş arasında nasıl geçineceğim? Benim ailem nasıl geçinecek? Aile destekleri sigortası. Ne zaman çıktı bunun kanunu? 1971 yılında. Bir daha söylüyorum. 1971 yılında. Hangi yıldayız? 2021. Kaç yıl geçmiş? 50 yıl. 50 yıldır niye seslendirmiyor kimse? Çünkü yoksulluğu yönetmek istiyorlar. Yoksulluğu bitirmek istemiyorlar. Olması gereken ne? Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmek. O zaman ne isteyeceğiz? Aile destekleri sigortası mutlaka çıkmalı. Kim seslendiriyor? Biz seslendiriyoruz. Ha sizden isteğim şu. Eğer siz gerçekten bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyorsanız öyle yardım paketleriyle televizyon ekranlarını çağırıp ben şuna yardım yaptım buna yardım yaptım diye kişinin yoksulluğunu afişe etmek istemiyorsanız insan onurunu korumak istiyorsanız yapacağınız tek şey var. Aile destekleri sigortasını kim taahhüt ediyorsa o partiye destek vermek zorundasınız. Vermezseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bu sistem böyle gider. Sizin sorumluluğunuz var. Benim de sorumluluğum var. Ha benim söylediklerimde şurası yanlıştır diyorsanız eyvallah. Şurası eksiktir diyorsanız başımın üstüne. Tamamlar eksiğimi söylerim. Eksiğim varsa derim ki ya burası eksikmiş. Neden? İstişare denen bir kavramın ne kadar önemli olduğunu bilirim. Akıl akıldan üstündür demiş atalarımız. Benim eksiğim olabilir. Ben her söylediğim yüzde yüz doğrudur diye bir iddiada bulunmadım. Varsa bir eksiğimiz. Herkes söyler başımın üstüne. O nedenle bizim oturup yeniden düşünmemiz lazım. Benim değil sizin de düşünmeniz lazım. Bir takım tutar gibi parti tutulmaz. Bir parti yanlış yapıyorsa niye 5 yılda bir seçim yapılıyor? Yanlış yapıyorsa 5 yıl sonra vatandaş diyecek ki kusura bakma yanlış yaptın sana oy vermiyorum. Bu kadar basit. Beş yılda yapılmasının nedeni de o zaten. Veya dört yılda seçim yapılmasının nedeni de o. Siyasi partiler devlet olmak için iktidar olmazlar. Devleti yönetmek için iktidar olurlar. Arada fark var. Devlet memuruyla devlette liyakat esastır. Siyasette devletteki liyakat yoktur. Örnek, en basit örneği vereyim. Devlette şef olacaksınız değil mi? Şef, en düşük makam. Bir sefer üniversite mezunu olmanız lazım. KPSS'den iyi puan almanız lazım. Bir yıl sonra asaletinizin onaylanması lazım. Belli bir süre çalıştıktan sonra şeflik sınavına girmeniz lazım. Sınavı kazandıktan sonra şef oluyorsunuz. Peki bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var. İlkokul diploması, savcılıktan iyi al kağıdı. Öyle mi? Öyle. Türkiye'de örneği var mı? Çok sayıda örneği var. Siyasi partiler onun için devlet olmak için iktidar olmazlar. Devlet de siyasi parti farklıdır. Ama devlet ben devletim. Hiç kimse devlet değil. Devlet hepimiziz. Devlet bir tüzel kişilik. Devlet baskı aracı olmaz. Devlet vatandaşa hizmet etmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak, kurtarmak için ve toplumun geleceğini güvence altına almak için kurulan bir tüzel kişiliktir. Adana Türkiye Cumhuriyeti devleti diyoruz. Bir isim yok burada dikkat edersiniz. Hiçbir ülkenin ünvanında da titrinde de isim yoktur. Ve biz bu gerçekten yola çıkarak kendi sorunlarımızı çözmek zorundayız. Efendim, sağlık çalışanları, hepimiz gerçekten şükran borçluyuz. Bir kişinin hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda eden meslektir aslında koronadan. Bir kişiyi daha nasıl kurtarabilirim diye. Çoluk çocuğunu bile görmeden bu insan bir kişiyi nasıl kurtarabilirim ve nasıl tedavi ettikten sonra yolcu edebilirim. Bir doktorun en büyük sevinci nedir biliyor musunuz? Tedavi ettiği hasta hastaneden rahat böyle güle oynaya ayrıldığında o doktorun mutluluğu ayrı bir mutluluktur. Biz doktorlara şiddet uyguluyoruz. Koronadan çok sayıda sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Biz ne yaptık? Tamam mecliste alkışladık. Tamam sokaklarda alkışladık. Yeter mi? Koronadan ölen tabipler diyorlar ki doktorlar. Ya bunu meslek hastalığı sayın. Ben bir mesleği icra ediyorum ve bu mesleği icra ederken o virüs geliyor. Ve dolayısıyla ben de hayatımı kaybediyorum. Ve bunu meslek hastalığı sayın. Saymıyorlar. Sayılması lazım. Birlikte bunu söylememiz lazım. Ha biz ne yaptık? Koronadan hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanlar için özel pul bastırdık. Hayatını kaybeden ailelerin tamamına birer mektup gönderdik. Yeter mi yetmez. Bunu toplum olarak yapmamız lazım. Birlikte yapmamız lazım. Şimdi Türkiye içinde bulunduğu bu yapıdan nasıl kurtulur? Türkiye nasıl şaha kalkar? Türkiye nasıl büyür? Ben bu dört ayaklı bir stratejiyi size anlatacağım. Dört ayaklı. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hızlı bir büyüme yapmak istiyorsa, hem içeriden hem dışarıdan, ciddi yatırımcılar Türkiye'ye gelip yatırım yapmak istiyorlarsa, ve bizim yatırımcılarımız, evet Türkiye'de yatırım yapmalıyım demek istiyorlarsa aradıkları bir şey var. Can ve mal güvenliği. Can ve mal güvenliğini sağlayan sihirli sözcüğün adı nedir? Demokrasi. Demokrasinin varlık nedeni bizatihi kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Benim can ve mal güvenliğim varsa ben yatırım yaparım. Yabancı da gelir Türkiye'de demokrasi var. Ne demek can ve mal güvenliği? Can ve mal güvenliği demek şu. Ben bir haksızlık haksızlığa maruz kaldığımda bağımsız yargıya başvururum ve hakkımı oradan alırım. Hiç tereddütüm olmaz der. E Türkiye'de yargı bağımsızlığı var mı? Yok. Yabancı geliyor mu? Gelmiyor. Bizim iş adamlarımız yatırım yapıyorlar mı? Çok az yatırım yapmıyorlar. Peki büyük ihaleler alanlar nereye götürüyor? İngiltere'ye. Peki bizim vatandaşlarımız tasarruflarını nerede değerlendiriyorlar? Altın ve dolar olarak bankalarda değerlendiriyorlar. Türk lirasına güvenmiyorlar. Peki bu tabloyu ortaya çıkaran siyasi atmosfer nedir? Bu tabloyu ortaya çıkaran siyasi atmosferi hepimizin sorgulaması lazım. Yargı bağımsızlığı olacak, düşünce özgürlüğü olacak. Bir insan düşüncesinden ötürü hapse mi atılır Allah aşkına ya? 21. yüzyılda üniversitelerden hocalar mı atılır Allah aşkına ya? Sevgili peygamberimiz diyor ki, ilim içinde bile olsa gidin öğrenin. Hazreti Ali diyor ki, bana bir harfi öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Yine sevgili peygamberimiz diyor ki, bir alimin ölümü bir alemin ölümü gibidir diyor. Bir alimin ölümünü bir kainatın ölümü gibi değerlendiriyor. Peki biz bilim adamları ne yaptık? Attık dışarıya üniversitede. Niye attık? Bizim gibi düşünmüyor diye. Ya. ya bizim gibi düşünmeyen insan Allah aşkına üniversiteden mi atılır? Yıllarını vermiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş. Bizim evlatlarımızı yetiştiriyorlar bunlar. Birinci şart demokrasi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu olacak. Birinci şart. Siyasi partiler kanunu da değişmesi lazım. Sizler sanıyorsunuz ki sevgili kanaat önderleri biz milletvekillerini seçiyoruz ya. Sizin milletvekili falan seçtiğiniz yok. Sizin önünüze bir milletvekili listesi gelir. Siz onun altına mühür basıyorsunuz. Siz milletvekili seçmiyorsunuz. Bu demokrasi mi? Milletin vekilini millet seçtiği zaman demokrasi olur orada. E milletin vekilini millet seçsin diye niye hep birlikte söylemiyoruz? AK Partili de söylesin, MHP'li de söylesin, CHP'li de söylesin. Hep mi söyleyelim? Milletin vekilini millet seçsin diyelim. Bu esası kim getirdi? Darbeciler getirdi. Ne zaman? 12 Mart'ta mı? 12 Eylül'den sonra geldi. Siyasi partiler kanunu değişti. Niye değişti? Ve biz sandığa gidiyoruz, milletvekili seçtiğimizi düşünüyoruz. Yok öyle bir şey. Tamamen bir kandırmaca. Demek ki demokrasi diyorsak milletin vekilini millet seçecek. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Milletin vekilini millet seçtiği zaman eller iner kalkar diye talimat verilmez milletvekiline. Milletvekiline elini indir kaldır diye talimat verdiğiniz andan itibaren ona oy veren kitlenin onuruyla oynamış oluyorsunuz. Onun aklı yok mu? Gelen kanunu okuyamıyor mu? Anlayamıyor mu? Eleştiri yapamıyor mu? Öneri getiremiyor mu? Bunların hiçbirisini görme. Ben talimat vereceğim. El kaldır indir. Ya orası 19 Mayıs hareketlerinin yapıldığı yer mi? Orası Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Orası Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclis mi? Niye itiraz etmiyorsunuz? Ben itiraz ediyorum. Yanlıştır bunlar diyorlar. Demokrasi olsun benim ülkemde. Benim ülkemde insanlar düşüncelerini söylesinler. Belki biz bir şey öğreniriz. Düşünce özgürlüğü kadar değerli bir şey yoktur. Ha bir düşünceyi kabul edersiniz veya etmezsiniz. O ayrı bir şey. Tarihten örnek vereyim. Orta çağdan birisi kalkmış demiş ki dünya yuvarlaktır. Çünkü bütün dünya dünyanın olduğuna inanıyor. Birisi bilim insanı kalkmış demiş ki hayır arkada dünya düz değil dünya yuvarlaktır. Milyarlarca kişi dünya düzdür diyor. Birisi çıkmış diyor ki hayır dünya yuvarlaktır. Ne yapıyorlar? Yakalayıp engisyon mahkemesine. Sen nasıl dünya yuvarlaktır dersin. Şimdi hepimiz görüyoruz değil mi? Dünya yuvarlak. O bir kişi mi haklı? Milyarlar mı haklı? Bir kişi haklı çıktı. Demek ki Allah'ın bize verdiği, lütfettiği, lütuf olarak verdiği en güzel şey nedir? Akıldır. Aklımızı kullanacağız. Yanlıştır, doğrudur oturup tartışacağız. Bunu yapmamız lazım. Stratejinin ikinci ayağı. Üreten Türkiye, Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda. Üniversite bilgi üretecek. Tarlada üreteceğiz, sokakta üreteceğiz, lokantada, otelde hizmet üreteceğiz. Sanatçı sanat üretecek. Her alanda üreteceğiz. Üreten ülke güçlüdür. Üreten ülkenin dünyada saygınlığı vardır. Üniversiteler bilgi üretmezse katma değeri yüksek ürün üretemezsiniz. Katma değeri yüksek ürün üretmenin yolu üniversitenin bilgi üretmesidir. Fabrikalar kurulur, elbette kurulacaktır. Daha nitelikli teknoloji gelişiyor, bilim süratle gelişiyor. Dolayısıyla bunların izlenmesi lazım. Ürettiğiniz zaman herkese size saygı duyar. Ürettiğiniz zaman ihracatınız olur. Ürettiğiniz ve sattığınız sürece de Cari açığınız değil, cari fazlanız olur. Almanya cari fazla veriyor. Biz de dünyanın cari açığını veriyoruz. Neden? Üçüncü ayak, güçlü bir sosyal devlet. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı güçlü bir sosyal devlet kuracaksınız. Demokrasiniz var, herkes lafını söylüyor. Üretiyorsunuz ama hakça bölüşmüyorsunuz. Bir tarafta bir avuç insan var, milyarları sahibi. Öbür tarafta yüz binler var, aç. Komşusu açken tok yatan değil mi? Evet. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. O zaman ne yapacağız? Ürettiğimizi hakça bölüşeceğiz. Herkesin geliri olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Devlet dediğiniz kurum hiç kimseyi gelecek endişesiyle karşı karşıya getirmeyecek. Bunun için de güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var. Stratejinin dördüncü ayağı sürdürülebilirlik. Aldığınız hamleleri, yaptığınız yatırımları sürekli büyüteceksiniz. Demokrasi kültürünüzü sürekli büyüteceksiniz. Elin oğlu ne yapıyor? Yol yaparken bile referandum yapıyor. Halkın iradesine başlıyor. Şuraya otoban yapayım mı yapmayayım diye. Halkın iradesine saygı gösteriyor bir tarafa bırakıyoruz, milleti bir tarafa bırakıyoruz. Ben doğru ben illa ben bunu yapacağım. Olmaz. Bu demokrasi değil, bu dayatma kültürüdür. 21. yüzyılın Türkiye'sinde dayatma kültürü olmamalı. Bunu yapmak zorundayız. Siz sorunları aktarınız, ben dinledim. Ben de aktardım, siz dinlediniz. Son yaptığım rahmeti Erbakan'ın Bölüm Yıldırım'ı anmasında dedim ki eski kavgaları bir tarafa bırakmak zorundayız ve artık bizim helalleşmemiz lazım ve geleceğe bakmamız lazım. Kavgadan bu millet bıktı artık. Kavga olmamalı. Eski kavgaları bir tarafa bırak. Haklı haksız bırakalım. Ya bir gelecek ufku çizelim. Eğer bugün Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan çocuk işsizse, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olan mühendis işsizse oturup hepimiz birbirimizi sorgulamak zorundayız. Neden o kadar üniversite mezunu var ve neden 10 milyonun üstünde işsiz var? Ve neden hangi bakın siyasi iktidarların başarısı yarattıkları istihdamla ölçülür. Ne kadar çok istihdam yaratmışsanız, işsizlik yoksa o hükümet başarılıdır. 19 yılın sonunda siz 10 milyonu aşkın işsiz yaratmışsanız hangi başarıdan söz edeceğiz? Hepimizin düşünmesi lazım birlikte düşünmemiz lazım. Politika zenginleşme aracı değildir. Köşeyi dönme aracı değildir. Politika millete hizmet etme aracıdır. Millete hizmet ettiğini sürece sizin zaten zenginleşme şansınız yoktur. Dünyaları alma şansınız yoktur eğer hakkını, hakkıyla yapıyorsanız. Milletvekili olduğumda Mal bildirimi kendi internet, internet sisteme koydum. Budur benim mal varlığım. Neden? Ahlaklı siyasete ihtiyacımız var. Millete hesap veren bir siyasete ihtiyacımız var. Bu nedir dediğimizde hakaret işitiyoruz. Olmaz. 128 milyar doları kim aldı diye soruyoruz. Dünyanın hakaretini iş, işitiyoruz. Ben 128 milyar doları kendi adıma sormuyorum ki sizin adınıza soruyorum. İşçisi, memuru, emeklisi, çiftçisi bunların adına soruyorum. Çünkü o para onların paraları. E benim Ben bunu sormayayım mı? Sormazsam görevimi yapmam. Sorduğunuz zaman da hakaret işitiyorsunuz. O zaman onları size havale ediyorum. derse sizi vereceksiniz. Birlikte vereceğiz. Bir şeyi unutmayın. Bir şeyi gerçekten unutmayın. Önce Allah'a güveneceksiniz. Sonra kendinize güveneceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Sonunda da bize güveneceksiniz. Gereğini yapacağız. Beraber yapacağız. Huzur içinde yapacağız. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Hepinize enişten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Tabii. Yo estağfurullah. Soru sorma hakkınız var. Benim de soruyu dinleme. Uşaktayız. Uşağın yüzde yetmiş, yüzde seksen lokomotifi uşak tekstili. Geri dönüşüm. Ama şu salanda ben tek kelime sanayiyle ilgili bir şey duymadım. Ricam şu. Yani öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Bekir Güneşan, Atatürkçüyüm. Ecevit'in öğrencisiyim. Son genel başkanım Sayın Zeki Düzer. Size sonsuz saygı duyuyorum. 12-3 yıldan beri Türkiye'deki siyasetle olduğunuz için ne mutlu bize sizin gibi nezaketi, naifliği koyduğunuz için. Sağ olun. Için. Teşekkür ediyorum ben. Şu an en büyük silah sanayisi. %70 çalışanı sanayide. Özellikle sanayi. geri dönüşüm konusunda, geri dönüşüm konusunda e, uşak sanayi. Türkiye'de bir numara. Şimdi. Demin siz söylediniz, uşağı eskiden halk bankası, halkın bankasıydı. Ziraat halk bankası, halkın bankasıydı. Eskiden sanayiler de halkın sanayisiydi, sanayicinin sanayisiydi. Ama son yıllarda bizim sanayimiz, bizim ticaret odalarımız tamamen siyasetin arka bahçesi gibi. Bundan altı yıl öncesi Sayın Bakanımız uşağı geldi. Ben, üç tane şirketim var, o sebeple yerimiz var. Biz o toplantıya davet edilmedik. Ki ticaret odası benim şirketim var, oranın ortağıyım ben, aydasını veriyorum. Evet. Yani bizim yöneticilerimizi valilik seçiyor, siyaset seçiyor. Yani sizden ricam şu, biz neden yalnızız? Ki CHP'nin daha çok Atatürk'ün partisi olarak üretimin yanında olması gerekiyor. Bizlerin önünde olması gerekiyor. Bizlerin rehberi olması gerekiyor. Biz yalnızız. Biz ne yapmalıyız? Ölelim mi biz? Ne yapmalıyız? Ve şu anda biz yalnız kalıyoruz. Affedersin. Düşünüyorum ben. yapmıyorum, tamam. Namussuzluk yapmıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Ben neden yalnızım? Yani doğru tartışılır oldu. Yanlış olan şey prim yapıyor, ileriye gidiyor. Doğru olan şey de demin siz söylediniz, bir kişi de kazanız. Haykırıyorum. Ben hiçbir şeye ihtiyacım.